karakterlerin gelişimi ve doğru bilinen yanlışlar. İki konuyu tek kalemde inceleyeceğim. Çünkü birbiriyle aslında ilintili bunlar. Şimdi sen Man of Steel'de işte bu izci çocuk dediğimiz, işte Boy Scout dediğimiz Superman değil diye insanlar isyanlarda bulundu. Ancak bu tek filmlik bir Superman filmi değil. Bir sinematik evren içerisinde yer alan bir Superman'den bahsediyoruz. Başından bir şeyler geçecek. Akabinde yavaş yavaş o beklediğiniz Superman'e evrilecek. Bir günde onun olmasını bekleyen, yani yumurtadan çıktı bu mükemmel Superman deyip veremezsiniz ekrana. Bu doğru bir şey değil. Bakın burada şöyle bir şey var. Joseph Campbell'ın Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğu diye bir kitap var. Okuyanlar bilirler. Bu kitap işte tüm geçmişimizden, insanlık tarihinin geçmişinden, dinlerden, mitolojiden vesaireden kahraman denilen öğenin başından geçenleri veyahut da geçmesi gerekenleri, neyin onu kahraman yaptığını anlatan bir kitap aslında baktığınız zaman. Tarihteki birçok kahraman figürünü inceleyerek ortak özellikler, işte ilk maceraya çağrılışları, bunları reddetmeleri, mecbur kalmaları, mentorları, işte arada yaşadıkları zorluklar, inişleri, çıkışları vesaire birçok şey anlatan bir kitap. Zack Snyder'ın aslında izlediği şey burada o. Kendisi zaten bunu inkar etmiyor. Yani Joseph Campbell'ın verdiği kahramanın sonsuz yolculuğu üzerinden hareket ettiriyorum karakterlerimi diyor ki bence bu doğru bir bakış açısı. Hani bu gerek kitaplarda gerek filmlerde olsun baktığınız zaman bu şablonu takip eden filmler, kitaplar vesaireler, hikayeler her zaman başarılı olmuş. Yani hepsi başarılı olmuş mu derseniz hayır derim de hani bunu doğru uygulayabilen işte Star Wars gibi, Harry Potter gibi seriler vesaire hep başarılı olmuşlar baktığınız zaman. Ya bunlar niye başarılı olmuş derseniz, bir, işte atıyorum Star Wars çağının ötesinde bir film çekiyor. İki, aynı hikayeyi anlatabilirsiniz ancak kullandığınız öğeler, anlatış biçimimiz vesaire her şey fark ettir. Yani şeyi düşünün, işte iki kişi aynı filmi izler. Birinden dinlersiniz, birinden biri o kadar heyecanlı, o kadar içinde anlatır ki size. Hani dersiniz ya ulan ben de izleyeyim bu filmi. Öbürü öyle bir anlatır ki arada tüm spoiler'ı verir, hiçbir tadı kalmaz. İzlemeye gerek kalmadı dersiniz. Hani bunun gibi. Elinizde Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğunu var diye her filmi başarılı yapamazsınız. Onu nasıl uygulamanız gerektiğini, seyirciye nasıl vermeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Man of Steel'da da bu yapılmış. Veyahut da Batman v Superman'de. DC Extended Universe filmlerinin çoğunda diye uygulanmış bir sistem. Bu karakter gelişim ve doğru bilinen yanlışlar üzerinden iki karakteri sadece inceleyeceğim. Tüm karakterleri olup tek tek incelemeyeceğim. En çok bilinen iki karakter. Superman'le Batman'e değineceğim. Bir, Superman. Daha önce de dedim artık ağaçtan kedi kurtaran Superman devri falan geride kaldı. Onu bir unutun. Dünya 1987'deki dünya değil. Man of Steel'e baktığınız zaman politika, din vesaire birçok şeyin içinde kalmış durumda Superman. Bunun sebepleri var. Bir, bu tarz mutlak bir güç yaptığı her eylemden sorumlu olması gerekiyor mantıken. Ancak bu sorumluluğu kime karşı? Yani dünyanın bir ucunda bir insan ölüyor, öbür ucunda bir insan ölüyor. Herhangi bir suçtan dolayı. İkisinden birini kurtardığı zaman öbürünü neden kurtarmadığı sorulabilmeli mi? Yani neye göre karar verdi? Veyahut da birilerini kurtarmaya çalışırken yanlışlıkla binayı yıktı, bir şeyler oldu vesaire, orada ölen insanlar oldu. Bundan sorumluluğu ne? Kime hesap verecek? Bu işin politik kısmı baktığınız zaman. Bir de din kısmı var. Yani buna Batman v Superman'de çok güzel değmişlerdi. İşte orada gazeteciler, işte bilim adamları vesaire konuşuyor. Hızlı hızlı geçiyor böyle televizyon ekranından. Bütün dinler insanlığı evrenin merkezine koyuyorlar. İşte biz Tanrı'nın, Allah'ın en önemli yaratımlarıyız baktığınız zaman. İşte bizi kendi suretinde yarattı vesaire bilmem ne. Ancak gökyüzünden bir adam iniyor. İşte bizden daha hızlı kurşun geçirmiyor. Gözlerinden ışın saçı uçabiliyor vesaire bilmem ne. Çok zeki. Ne oldu? Bütün algımızı yıktı. Bizden üstün bir varlık ortaya çıktı. Bu direkt bir din sorgusu ve aynı zamanda baktığınızda dinler bu tarz bir Mesih beklentisi içerisinde. Ancak Mesih'in tanımının ne olduğu tam belli değil. Hani işin din kısmına çok değinmek istemiyorum. Ben o kısımları çok kurcalamak, insanları kızdırmak veya üzmek derdinde değilim ama bunlar yerleştirilmesi gerekli ve cesurca hareketler. Ve bir filmi açıkçası bana sorarsanız bir adım öteye taşıyan şeyler. Superman herkesin beklediği o izci çocuk olacak ancak bir günde değil, zamanla filmler içerisinde ilerleyerek. Gelelim Batman'e. En fazla eleştiri alanlardan biri de o çünkü. Ben Affleck'in Batman'i çok eleştirildi. İşte çok sert, çok karanlık. İşte ya bu eleştirileri bir yerden hatırlıyorsunuz değil mi? Az önce bahsettim Michael Keaton'ın Batman için. Artı adam öldürüyor diye. İşte Batman adam öldürmez. Onun bir numaralı kuralıdır vesaire. Kuralıdır evet ama kurallar çiğnenmek için vardır. Şimdi Batman çizgi romanlarına aşina değilseniz Batman'in ara ara adam öldürdüğünü bilmezsiniz.
Bunu isteyerek yapmaz, yanlışlıkla yapar, mecbur kalır yapar ama yapar. Bakın bu Batman adam öldürmüyor diye bir şey yok. Bunu bir geçelim bir kere. Batman adam öldürüyor yeri geldiğinde. Sinemadaki durumuna bakalım. İlk defa adam öldüren Batman'de Ben Affleck'in Batman'i değil. Bir söyleyeceğim şimdi. Bakalım Keaton'ın Batman'i. Joker'i çatıdan atıyor. Gidin izleyin. Penguen'i öldürüyor. O yer altında işte kanalizasyonda vesaire. Penguen'in en son boğazını tutup nasıl öldüğüne bir bakın. Keaton'ın Batman'i öldürüyor. Şu an en fazla nostaljisi yapılan, geri istenen Batman'lerden biri. İki, Val Kilmer'ın Batman'i. Two-Face'i çatıdan atıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani öldürdüğünden eminim ama çatıdan atıyor muydu? Onu tam hatırlayamadım. Aklımda o şekil kalmış. Christian Bale'ın Batman'i. Gölgeler Birliği'ni, League of Shadows'un merkezini patlatıyor. Orada sahte ama gerçek bildiği Ra's al Ghul'u öldürüyor. Peki bunlar ölüm değil mi? İkinci filmde Harvey Dent'i, Two-Face'i, Gordon'un oğlunu yanlış hatırlamıyorsam kurtarmak adına üzerine sarılıp çatıdan aşağı atıyor. Orada Dent'e ne oldu sanıyorsunuz? Ölüyor. Akabinde hatta çıkıp da işte Gotham'ın Beyaz Prens'i öldürdü vesaire bilmem ne diye. Bunun PR yapılıyor. Dent yasası çıkarılıyor. Ne oldu? En fazla istenen Batman'lerden biri, en fazla sevilen Bale'ın Batman'i. Nolan'ın yazdığı Batman. Öldürüyor. Yani o yüzden bu Ben Affleck'in Batman'i öldürüyor. Bu ne biçim Batman? Hiç bunlar Batman'i anlamamışlar. Yanlış, hatalı vesaire gibi söylemler. İçi boş, gereksiz, kafasız adamların yaptığı söylemler. Çünkü şunların hiçbirinin farkında değiller. Hatta farkındalarsa farkında değilmiş gibi davranmak istiyorlar. Karakter gelişimiyle ilgili son söyleyeceklerim bunlar. Doğru bilinen yanlışlar birlikte.